Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar, merhaba benim kararlı, istikrarlı ve geleceği Türkiye'sinin mimarları, güzel ülkemin güzel gençleri, güzel insanları, yaş olarak gençlikten söz etmiyorum, zihin olarak gençlikten söz ediyorum. Yoksa 15-16 yaşında çürümüş zihinler çok Türkiye'de. Dinle çürütülmüş, dinle. Din yobazlarının çürüttüğü öyle çok beyinler var ki onları kazanacağız. Onları kazanmalıyız. Onlara dindarlığın kötü bir şey olmadığını ama din yobazlığının berbat olduğunu anlatacağız. AKP eski milletvekili gene dün bu sabahki konuşmamda bahsetmiştim dün gece televizyonda. Diyor ki bu CHP'liler diyor dindarların ülkeyi yönetmelerini istemiyor. Ya bu adam zavallı ve bu adam gibiler zavallı. Ne CHP'lilerin ne de CHP'li olmayan sekülerlerin laik sistemden yana Atatürk ilke ve inkılaplarından asla taviz vermek istemeyen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının dindarlarla bir sorunu yok. Onların sorunu Türkiye'yi yöneten din tacirleri, dinciler yani. Dincilikle dindarlık aynı değildir. Ülkeyi dindarlar yönetmiyor. Ülkeyi dinciler yönetiyor. Ve bunlar öyle dinci ki dindarların temiz duygularını istismar ediyorlar. Bakın, Konya sokaklarında bir afiş, bütün Konya sokaklarında daha doğrusu afiş bir ama tabii çoğaltılmış bütün son Konya sokaklarına, otobüs duraklarına, her yerlere asılmış renkli, pırıl pırıl, cafcaflı bir afiş. Konya Belediyesi asıyor. İslam'ın kutsal kitabından, Kur'an'dan bir alıntı, bir sureden birkaç ayet. Bakınız ne diyor ayette. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Bunu Kur'an emrediyor böyle yapılmasını. Şimdi bakınız, ben Yaradan'a inanıyorum. Bir yaratan olduğuna inanıyorum. Dedikten sonra ama diyorum, peygamberlere ve kitaplara benim hiç ihtiyacım yok. Bunları emreden bir kitapla ben uzlaşamam. Canım dindarlarım, canım Müslümanlarım, canım Hristiyanlarım, canım Musevilerim ve dinsizlerim ve deistlerim ve agnostiklerim, ne olursanız olun Budistlerim, bütün insanlarım, canlarım. Ben sizleri nasıl anlıyorsam sizler de lütfen bizim gibileri anlayın. Bir din, bir başka dinin mensuplarının düşman olarak görülmesini emrediyorsa benim için öyle bir din yoktur. Benim için öyle bir din olamaz. Hem yaratılmışı severim yaratandan ötürü diyecek dininiz, ki doğru, harika bir cümle, harika, harika, fevkalade güzel bir Tanrı buyruğu, ama aynı Tanrı diyecek ki Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Hangisi doğru? Hangisi doğru? Ben ikisi de Tanrı buyruğu olan bu kelamların hangisinin doğru olduğunu merak ediyorum. Bana mı soruyorsunuz? Bana sorarsanız benim Tanrım yaratılanı severim, yaratılmıştan ötürü diyen Tanrı'dır. Bunu söyleyen Tanrı ile benim işim yok. Yani Yahudileri ve Hristiyanları dost tutmayın diyen Tanrı ile benim işim yok. Çünkü benim inandığım Tanrım böyle bir talimat vermez. Ne demek ya? Türkiye'yi dindarlar yönetiyor. Bu 100 yılın yalanı. Bundan daha büyük bir yalan yok. Bunu söyleyen kişiler de 100 yılın en büyük yalancıları. Türkiye'yi dindarlar yönetiyormuş ve dindar olmayanlar çok kızıyormuş. Hadi oradan edepsiz maskara seni. Seni kerhaneci seni. Sen bir zalimsin. Neden?
Çünkü günahsız, masum insanları suçluyorsun. Sen dindar olamazsın. Olsa olsa din ticareti yapan bir dincisin. Simit satan simitçi gibisin. Gazoz satan gazozcu gibisin. Kahve dağıtan kahveci gibisin. Ama sen asla dindar değilsin. Tıpkı bir kahvecinin kahve olmadığı gibi. Bir simitçinin simit olmadığı gibi. Canlarım benim be. İnanın öfkeli falan değilim. Hayır, hayır. Sadece ve sadece anlattıklarımı daha güçlendirebilmek için belki de o. Tahmin ediyorum içimden gelen bir heyecan var. Yani bu tip insanları bir an önce azarlayabilme, kınayabilme heyecanı. Bu ne demek ya? Bu ne demek ya? Canlarım, güzellerim, ey inananlar, ey gerçek müminler, gerçek dindarlar. Sizsiz olun, bütün yaratılmışları Yaradanınızdan ötürü sevin. Sakın ola Hristiyanlara ve Yahudilere düşmanlık etmeyiniz. Onların iyi olanlarıyla dost olunuz. Kötü Müslümanlarla da dost olmayınız. Kötü Müslümanlardan uzak durunuz. Allah'ın adını, Yaratan'ın adını, Yaratıcı'nın adını kendi cebini doldurmak için kullanan, Allah'ın gönderdiği iddia olunan kitabı kendi bencil hesapları için kullanan ve ben Müslümanım, ben dindarım diyen sahtekarlara sakın kanmayın. Sakın onlarla dost ve arkadaş olmayın. Canlarım benim, güzellerim benim. İnanın, deist olmak, yani sadece Tanrı'ya inanmak, bu hayvani duygulara sahip insanımsı dincilerle dost olmaktan çok daha güzeldir. Çok daha erdemlidir. Canlarım benim, güzellerim benim. Benim güzel torunlarım, benim güzel dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım, benim canım dijital ailem. Yarbay Mehmet Alkan ve kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan. Bu isimler size çok şey hatırlatıyor. Yüzbaşı Ali Alkan, Beytüşşebap'ta bir terör saldırısı sonucu şehit olmuştu. Cenazesi Türk bayrağına, tabutu Türk bayrağına sarılıydı. Ağabeyi, o zaman yarbaydı, Mehmet Alkan, o tabuta sarılıp henüz daha hayatına doyamadığını, sevdiklerine doyamadığını ağlaya ağlaya anlatmıştı kardeşinin. Ve kardeşinin kimler tarafından, neden, nasıl ölüme gönderildiğini sorgulamıştı. AKP hükümetinin yargıçları, savcıları ve askerleri, askeri savcıları daha doğrusu, önce disiplin soruşturması başlattılar. Sonra da sevgili yarbayımızı, artık eski yarbayımız diyeyim, sevgili eski yarbayımızı, sevgili Mehmet Alkan kardeşimi, evladımı, KHK ile, KHK yani kanun hükmünde kararname, yahu kanun hükmünde kararname mi olur be? Demokrasilerde parlamentolar kanun çıkarmak içindir. Kanun hükmünde kararnameler parlamentoları pas etmek, geçmek içindir. Yani parlamentoları yok saymak içindir. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde parlamento yok sayılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle Mehmet Alkan gibi 100.000'den fazla kardeşimiz, dostumuz, yurttaşımız masum olarak hem işlerinden alındılar, pek çoğu da 100.000'e yakın, belki de 100.000'den fazlası halen cezaevlerinde çile dolduruyorlar. Bu nasıl bir demokrasi? Bu nasıl bir hukuk devleti? Canlarım, güzellerim, Özlem Gürses Sözcü Gazetesi'nde Mehmet Alkan kardeşimle bir söyleşi yapmış. Sonuna kadar okumanızı naçizane tavsiye ederim. Bir de sevgili yarbayım bir kitap yazdı. Kitap yeni yayınlandı. Alim ve sonrası. Kardeşinin başına gelenleri, kendisinin yaşadıklarını, kardeşiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu güzel ülkenin savunması için
düşmanlardan korunması için, terörden korunması için nasıl mücadele ettiklerini anlatıyor. Alim ve sonrası. Yazar Mehmet Alkan. Mutlaka okuyun canlarım. Lütfen okuyun. Bu kitabın ne pahasına olursa olsun ne yapın yapın, bulun, alın, satın alın, getirtin. İnternet üzerinden satın alın ama bu kitabı alın. Bu kitabı alın ve okuyun. Siz beni çok iyi anladınız. Canlarım benim, güzellerim benim, benim dijital ailem. Ben sizlerden bunu bekliyorum. Lütfen bu kitabı alınız ve lütfen bu kitabı okuyunuz canlarım benim. Bu arada hemen araya girip bir hatırlatma yapacağım. 1993 senesinde ilk kitabım yayınlandı. Adı Bu Ülkeyi Cahiller Yönetiyor 1 idi. Kitabımda siyaseti ve siyasetçiyi anlatıyordum. Ben çocukluğumdan bu yana siyasetin yeryüzündeki en kutsal mesleklerden biri olduğuna inanmış biriyim. İnsana hizmet kutsaldır. İnsana hizmet çok değerlidir. Siyaset malzemesi sadece insan olan bir meslektir. İnsana hizmet etme mesleğidir siyaset. Ama Allah aşkınıza, Türkiye'de siyaset böyle mi yapılıyor? Ben bu kitabı 1992 yılında yazmaya başladım. 1993'te yayınlandı. O zaman da siyasetçiydi kötü olan ve ben siyaseti, tertemiz olan o siyaset mesleğini kirlenmiş siyasetçinin kendine benzettiğini anlatıyordum. Çünkü Türkiye'de siyaseti elitler, yetişmiş, iyi yetişmiş eğitim sahipleri, eğitimli insanlar yerine kasabalı, girdikleri işlerde başarılı olamamış, ne kadar kötü eczacı, hukuk avukat, mühendis, doktor ve esnaf varsa onların yaptıklarını anlatıyordum. Örnekleriyle anlatıyordum hem de. Ve bu siyasetçilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni oturdukları yerden devletin valisine, devletin kaymakamına, emniyet müdürüne müdahale ederek onları iktidardaysalar eğer bakanlara şikayet edip, tehdit ederek, baskı yaparak görevden aldırdıklarını anlatıyordum. Böyle bir devlet olmaz diyordum. Böyle bir devlet siyasetçinin emrine girmiştir. Oysa siyasetçi hem insanın hem devletin emrinde olması gerekendir. Hem insanın, halkın, yurttaşın hem devletin çıkarlarını koruyan olması gerekir demiştim. Ama demiştim siyasetçi kendi çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmüyor. Canlarım be, o kitabımda anlattığım o günün siyasetçilerinden özür dilerim. Onlar bugünün bilhassa iktidar partisi siyasetçilerinin yanında sütten çıkmış ak kaşık kadar tertemizmişler. En azından onların %10'u 15'i dini kitabı siyasete alet ediyor. Milliyetçilik duygularıyla insanların hamaset yanlarını kaşıyor, tahrik ediyor. Ve böylelikle çıkarlarına çıkar katıyorlardı. Servetlerine servet katıyorlardı. Ama bugünün bilhassa iktidar partili siyasetçileri, dönemin bilhassa iktidar partili siyasetçileri içinde çok temiz, çok az sayıda milletvekili var. Çok temiz kalmış, kalabilmiş. Ama geneli kirli, pislik, nalet, din ticareti yapan hırsız, yolsuz, soyguncu, ihalelere fesat karıştıran, devletten aldıkları gücü ya da halktan aldıkları gücü kendi servetlerini arttırmak için kullanan bir sürü pislik. Bir sürü pislik. Evet. Bir sürü pislik canlarım. Bakınız. Şimdi ben size Mehmet Alkan'ın Özlem Gürses'e söylediği, Özlem Gürses'le yaptığı konuşmanın bir bölümünü, bir cümlesini, birkaç cümlesini, bir paragrafını okuyacağım sadece. Benim 26 sene önce yazdıklarıma ne kadar benziyor. Ne kadar haklı eski yarbay Mehmet Alkan kardeşim. Lütfen dinler misiniz canlarım benim? Bu topraklar, bu kültür doğruları duymak istemiyor, eleştiri istemiyor. Herkes pohpohlanmak istiyor. Evet.
Tabii ki benim kitabımı okudu demeyeceğim. Aklın Yolu bir. 1993'te siyasetçilerimizi de halkımızı da ben aynen böyle eleştiriyordum. Ben öyle değilim diyor. Ve ben de kendim için ben öyle değilim diyordum. Bugün içinde bulunduğumuz durumun en büyük sorumlusu da siyasettir. Siyasetçilerdir. Benden bir farkı var sevgili Mehmet Yarbayım'ın. Ben halen siyasetin en kutsal meslek olduğuna inanıyorum. Siyaset tertemiz bir gömlektir. Dolapta asılı kendisini giyecek olan siyasetçiyi bekler. Eğer o gömlek temiz bir siyasetçi tarafından giyilmişse asla kirlenmez. Siyasetçiyle beraber, kendisini giyen siyasetçiyle beraber pırıl pırıl mis gibi kokar. Ama o temiz gömleğe giren siyasetçi kirli, pis, nalet ise o gömlek de kirlenir. Bunda o gömleğin ne suçu var? Sevgili Mehmet Yarbayım benim, sevgili Mehmet'im, benim canım kardeşim, benim canım evladım. O gömleğin ne suçu var Mehmet? Neyse devam edeyim. Siyaset Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretseydi bambaşka yerde olurduk. Harika sevgili kardeşim, sevgili Yarbayım, canım benim, harika. Kesin burada da seninle fikrim. Ama sadece bir tek noktada ayrılıyor sevgili Mehmetciğim. Siyaset halen dünyanın en kutsal mesleğidir. Sizler, senin gibiler sevgili Mehmet, siyaset yapacaksınız. Siyaset denilen o temiz gömleği giyeceksiniz ve pırıl pırıl olarak çıkacaksınız. Bu hemen hemen tamamına yakını, hepsi değil, tamamına yakını AKP zihniyetiyle bezenmiş siyasetçiler siyasetimizi kirlettiler. Siyasetimizi hırsızlaştırdılar, siyasetimizi soysuzlaştırdılar, siyasetimizi din taciri haline getirdiler, siyasetimizi milliyetçi, ırkçı, şöven bir kafatasçı haline getirdiler. Ama siyasetimiz yine temizlenecek sevgili Mehmetciğim. Siyasetimiz yine pırıl pırıl olacak. Sizler yapacaksınız Mehmet Yarbayım benim. Sen, senin gibiler, alttan gelen yeni kuşaklar, arkandan gelen yeni nesil yapacaksınız. Dindarlığın ne olduğunu bu hırsız AKP zihniyetine anlatacaksınız. Bakın AKP zihniyeti diyorum. O AKP zihniyetin içinde pırıl pırıl olanlar var. Tertemiz olanlar var. Ben biliyorum, tanıyorum. İsim ver derseniz gerektiğinde isim isim bile sayarım onları. Ama ben onları isim isim sayınca onların dışında kalan hırsızlar hemen mahkemeye koşuyorlar. Bu bize hırsız dedi. Malumun ilanını yaptım. Değil misiniz hırsız? Suçüstü yakalanmadınız mı? Türkiye'yi soymadınız mı? Türkiye'yi soymasaydınız Türkiye'nin kişi başına milli geliri son 7 yıldır 7 yıl öncekinden daha düşük olur muydu? Soydunuz ki fakirleştik. Hem üretiyoruz sözüm ona üretiyoruz. Hem ekonomi büyüdü diyorsunuz ama bir bakıyoruz diğer tarafa kişi başına milli gelir 2012 senesinin çok altında. 2000 dolar altında. Soymasaydınız fakirleşir miydik? Çalmasaydınız fukaralaşır mıydık? Ey AKP zihniyeti. Canlarım benim. Güzellerim benim. AKP'ye oy verebilirsiniz. Bu sizin kirli olduğunuzu göstermez. Bu sizin kandırılmış olduğunuzu gösterir. Bu sizin temiz kalpli olduğunuzu, kolayca inandığınızı, onların gerçekten dindar olduğuna inandığınızı gösterir. Ama onlar dindar değil. Onlar dinci ve kinci. Onlar o kadar dinci ve kinci ki yaratılmışları yaratandan ötürü severim diye halk ümmetine, inananlarına, bütün insanlığa mesaj gönderen tanrılarının Yahudileri sevmeyin, Hristiyanlara düşman oldun dediğini iddia edecek kadar dinci ve kinci. Canlarım benim. Benim güzel torunlarım ben. Dindar olanlarınıza büyük saygı duyuyorum. Tertemiz inanç güzel bir şey. Ama siz de sizin gibi inanmayanlara, sizin dininizden olmayanlara, sizin mezhebinizden olmayanlara lütfen saygı duyun. Lütfen onları anlamaya çalışın. Onlar da sizi anlamalılar. Önemli olan ve güzel olan ne biliyor musunuz? İnsan olmak. İnsan olabilmek, insan kalabilmek. Gerisi fasarya. Bana ne dininizden, bana ne mezhebinizden, bana ne sizin kitabınızdan, bana ne sizin peygamberinizden. İnsanları sevin, insanlarla savaşmayın.
İnsanlarla sevişin, sevişin. Tabii ki rızayın. Rızaları olanlarla sevişin. 1968 yılında savaşmayın, sevişin diyen gençlere kötü gözle bakıyorlardı. Dünya bugün bütün gelişimini savaşmayın, sevişin diyen gençlere borçlu. Biliyor musunuz? Yakın zamanda da dünya geldiği o başarılı, insancıl ve güzel, liberal, demokrat, sosyalist seviyeyi bugünün güzel gençlerine borçlu olacak. Güzellerim, canlarım, hepinizi çok seviyorum. AKP zihniyetinden kurtuluyoruz. Kurtuluyoruz, çok az kaldı. O gün bütün insanlığın, sadece Türkiye'nin değil, o gün bütün insanlığın bayram günü olacak. Canlarım, hepinizi çok seviyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Akşam 20'de buluşmak üzere. Hoşça kalın güzellerim, hoşça kalın.